Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Öğmen. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde bize: Geçen hafta Amerika'ya H-2B vizesiyle geldim ve 6 aylık çalışma sürem başlamış oldu. Size sorum şu: 6 ay sonrası için tekrar bir iş bulup vizeyi Türkiye'ye dönmeden uzatmak istiyorum. Ancak işi nereden aramam gerektiğini bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Çok mutlu olurum diye takipçimiz bize soruyor. Sizin tabii ki H2B denilen yani bu H2B vizesiyle burada bulunuyor olmanız sizin işvereninizin sizin geçici çalışmanıza ihtiyaç duyduğu için size yaptığı sponsorluktan dolayı buradasınız. Önemli olan bu e, durumu ihlal etmeden eğer başka bir iş ya da şirket size geçici işçi noktasında e, ihtiyaç duyacaksa Onların üzerinden size sponsorluk yapılabilme durumu mümkün olacaktır. Dolayısıyla sizin burada dikkat etmeniz gereken nokta yeni bir işvereni bulmak olacaktır ve bu yeni işverenin de sizin onların şirketinde H2B geçici çalışma vizesiyle çalışabilmeniz için gerekli sponsorluk başvurularını yapıyor olmaları önemli olacaktır. Dolayısıyla bu adımları atıyor atıyor olmanız önemli. İkinci olarak da eğer siz tabii ki bu işvereni nereden bulabilirim noktasını bize sorduğunuz için bunu da tabii yapabileceğiniz iş ilanlarından ya da işte çalıştığınız sektördeki diğer şirketlerle irtibata geçerek bu iş vereni ya da çalışabileceğiniz yeri bakma imkanınız olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ceyvan vizem var bugün ABK'ye geliyorum. Çekilişten Green Card kazandım. Türkiye'ye hiç dönmeden Amerika'da vize değişimine gidebilir miyim? Green Card dosya numaram 15 lerde diye bu takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'ya geleceğiniz C1 vizesiyle Amerika'da gelip programınıza katılabileceksiniz. Ve bu programınız devam ederken eğer ki aldığınız C1 bir yıllık bir vize ise o zaman bu programınız devam ederken zamanınız gelince yeşil karta geçme adımı da geçmeniz mümkün olacaktır. Eğer bu programınız kısa süreli bu yaz programıysa o zaman burada kalabilmeniz için statü değişikliği öncesinde yapmanızda fayda var. Yoksa konsolosluk üzerinden e, yeşil karta geçiş durumunda değerlendirip bu şekilde de adım atabilirsiniz. Ama buradan yasal durumu devam ettirmek istiyorsak o zaman yapılabilecek olay sizin var olan durumunuzda Buradaki yasal durumuzu devam ettirip o yasal durumunuz üzerinden yeşil karta gitmemiz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu e, cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesi Amerika'da 6 aylık sürenin sonunda vize uzatması talebi yaparsak bankada paramı göstermemiz gerekiyor. Eğer öyleyse en az miktar nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki tabi mesele sizin seyahat edeceksiniz bu seyahatsiz süresince. İhtiyaç duyacağınız, masraflarınızı karşılayacak kadar paranın olması yeterli olacaktır. Direkt bir rakam vermek zor olabilir. Ama burada sizin saatiniz boyunca kalacağınız süreyle dikkate alacak şekilde bir masrafı karşılayacak kadar bankanızda para olmasında fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Arkadaşım Amerika'ya yasal olmayan yollarla girdi. Kendisi orada bulunduğu sürede gözaltına alındı ve mültecilerin olduğu kamplarda tutuluyor. Peki bu şekilde Amerika'da sığınma yapabilir mi? Ya da sınır dışı süreciyle karşı karşıya kalabilir mi? diye bu kişi kendisi soruyor. Anladığım kadarıyla arkadaşınız burada göçmenlik görevlilerinin gözetimi altında tutuklu olarak tutuluyor. Dolayısıyla kendisinin göçmenlik hakimliğinin önüne çıkma durumu olacaktır. Ve kendisi burada kalabilmesi için taleplerde bulunacaksa bu talebi göçmenlik hakimine yapabilecektir. Ve göçmenlik hakimi ona göre de kişinin burada kalıp kalmama durumunu değerlendirebilecektir. Dolayısıyla sürecin nasıl işlediği, bu talebi yapıp yapmayacağı ve bu talebi yaparsa bunun sonucunun nasıl gideceğine göre değişecektir. Dolayısıyla eğer kefalet alabilme imkanı olursa kefaletle çıkabilme durumu olacaktır. Yoksa kendisinin tutuklu durumu devam edip dosyasının olayla kadar gözaltı süreci devam edecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. L1B bir sponsorluk vizesidir. Amerika'daki bir şirketin beni bu vizeyle getirmesi için bazı al şartlar var mıdır? Örneğin mühendislik diploması olacak ya da verilen iş ilanı için yeterli aday Amerika'da bulamadığı kalınacak vesaire diye bu takipçimiz bize bu soruyu soruyor. L1B vizeleri aslında Amerika'daki bulunan şirketin siz Türkiye'deki ana merkezi ya da şubesinde son 3 yılda 1 yıl çalışıyor olmanız gerekecektir. Dolayısıyla son 3 yılda 1 yıl çalıştıysanız bu şirketin hem Türkiye'de hem Amerika'da e, ana merkezi ya da şubeleri varsa ve bu şekilde ilişkili durumdaysalar firmalar e, şubeler o zaman ancak tabii ki L1B e, vizesi için başvuru yapılabilir. Ve L1B'nin diğer durumu ya da özelliği de sizin belli bir e, iş birikimi ya da tecrübesine ya da bilgiye sahip olmanız demektir. Eğer yönetici pozisyonunda gelecekse o zaman L1A dedikleri Vize türüyle bu yapılabilecektir. Dolayısıyla buradaki iş aldığı tarzı şeylerden ziyade önce şirketin buna uygun olması ve sizin Türkiye'deki firmada çalışmış olmanız ve bu pozisyonda da uygun oluyor olmanız her önemli şartlar arasında olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Amerika'ya geldiğimde New York'a değil de başka bir eyalete gelsem benim göçmenlik işlemlerimi yapabiliyor musunuz? Bu konuda federal ve eyalet kuralları hakkında kısa bir bilgi verebilirsiniz. Çok sevinirim diye bu takipçimiz soruyor. Göçmenlik yasaları federal yasalar. Dolayısıyla sizin hangi eyalette olduğunuzun çok öyle bir yok. Dolayısıyla sizi temsil ederek, avukatınız ya da temsil ederek bu çalışmayı siz için başka bir eyalette de yapması mümkün olacaktır. Eğer avukata eyaletlerle ilgili olan işlerde ihtiyacınız varsa o zaman bulunduğunuz eyalette bulunan yetkili bir avukatla çalışıyor olmanız gerekecektir. Yoksa Göçmenlik çalışmalarında başka eyaletten de olsa önemli olan federal olduğu için bu konuda sizin işlemlerinizi yapabildiği yetkisi olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde Green Card çekilişini kazandıktan sonra mülakatı da geçersem Green Card'ımı Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundan mı teslim alacağım diye takipçimiz bize soruyor. Hayır oradan almayacaksınız. Sizin Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundan alacağınız ise göçmenlik vizesi olacaktır. Dolayısıyla sizin pasaportunuzda green kartınızın olaylandığı zaman göçmenlik vizesi damlası basılacaktır. Ve siz onunla Amerika'ya giriş yaptığınız zaman Amerika'daki adresinize yeşil kart geliyor olacaktır. Dolayısıyla buradaki tek olay o. Yoksa göçmenlik vizesinin Amerikan konsolosluğunu alıyor olacaksınız ve Amerika'ya girdikten sonra da yeşil kartınızı alıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorsunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerika'da iltica görüşmelerine başvuran kişileri artık ilk sıraya alıyorlar. İlk görüşmede dosyanız sağlam içerikliyse görüşmede kabul oluyor mu? Yoksa mahkemeye çıkmak şart mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu iki aşamadan oluşuyor dolayısıyla. Bir idare aşama bir de mahkeme aşaması. Eğer sizin idare aşamada dosyanızı yeterliyse ve görüşmede başarılı geçerse Görevliler sizi mahkeme aşamasında bırakmadan ilk idare aşamada olaylaması mümkün olacaktır. Dolayısıyla mahkemeye çıkmak şart değil. Mahkemeye çıkmak ancak idare aşamadaki görüşmede ve sonrasında o görevlinin sizin dosyanızı yeterli görmeyip hakimin önüne sevk etmesinden dolayı Mahkeme sürecine girmeniz şart hale geliyor. Yoksa göçmenlik görevlisi dosyanızı olaylarsa süreci o, o aşamada tamamlamış oluyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet e, bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika turist vizesiyle gelip Amerika'dayken sonradan eşli bir statüsünde çalışabilir miyiz? Nasıl çalışabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin tabii ki Amerika'da bulunacağınız süreçte var olan statünüzden... EŞTİB statüde geçmeniz için burada kalıcı bir statüye ihtiyacınız olabilir. Çünkü EŞTİB statüleri, vize kotalarına tabi olan bir çalışma vizesi türüdür ve dolayısıyla eğer bir işvereniniz varsa ve sizin için başvuru yapacaksa, sizin o kotadan faydalanabilme durumunuz da önemli olacaktır. Dolayısıyla bunun mümkün olup olmaması da sizin buradaki yasal durumunuzu önemli olacaktır. Çünkü turist statüsü geçerli olacağı şey geçici olacağı için bu geçici süreçte siz burada Kalabilme durumunuzu bozmamanız gerekiyor. Yoksa ülke dışına çıkmanız gerekecektir. Dolayısıyla eşlik vizesine geçmeniz için ya da heykep vizesine geçmeniz için işveren ve onun size başvuru yapması ve sizin yasal durumdayken hala bu vize türüne geçiş yapabiliyor olmanız önemli. Yoksa Amerikan konsolosluğu üzerinden gitmeniz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Hamile olan kişiler Amerika'ya alınmayıp kapıdan döndürülüyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu aslında devamlı gündemde olan bir konu ya da durum diyebiliriz. Normalde kişi kendisi buraya ziyaret amaçlı geliyorsa hamile olup olmadığı çok önemli olmayıp saat etmen özüründen dolayı vizesi de varsa ülkeye gelip giriş yapmasında bir normalde bir problem yok. Fakat eğer görevliler kişinin hamilelik durumu belli olabilecek durumda ya da düzeyde olduğunu görürseler, aslında bu kişinin gezme amaçlı değil, buraya doğuma amaçlı geldiği hissine durumla kapılırsalar tabii ki kişinin vizesini iptal edip geri gönderebilirler. Bu da aslında sadece hamile olanların için değil yani her türlü turist vizesi olan için Amerika'ya girişte kişilerin niyetlerinin gezmek değil de başka bir durum olduğunu karısına ya da durumuna varırsa görevliler kişilerin vizesini iptal edip geri gönderebilme hakkına sahip. Dolayısıyla bu noktada önemli olan şey sizin eğer ki böyle bir seyahat edilecekseniz tabii ki belki habilerinizin başlarında ya ortalarına gelmeden ya da ortalarında bu seyahatinizi yapıyor olmanız. Yoksa kapıdaki görevlilerin sizin doğuma geldiğinizi düşünebilirler. Bu şekilde var olan vizenizi iptal etme yolu da gidebilirler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. bu Amerika'da ilkokula başlaması, ailesinde çalışma vizesi veya sigorta numarası alma hakkı verir mi diye... Takipçimiz bize soruyor. Çocuğunuzun Amerika'da okula başlaması, çocuğunuz Amerika vatandaşı bile olsa ailesine Amerika'da kalabilme ya da çalışma vizesi ya da sosyal güvenlik hakkı vermez. Dolayısıyla ailesinin burada kalabilmesi için kendilerinin burada çalışabileceği, kalabileceği ve sosyal güvenlik numarası alabilecek hakka ulaşabilmeleri için gerekli adım atma hakkına elde ediyor olmaları lazım. Dolayısıyla burada önemli olan şey eğer diyelim siz Çocuğunuzu burada eğitimini almasını planlıyorsanız ve bu durumda Amerikan vatandaşı ise siz o zaman kendinizi de örnek veriyorum belki bir yatırımcı vizesi alarak burada hem iş yapıp hem de çocuğunuzun eğitimini devam ettirirken yanında kalabilirsiniz. Yoksa çocuğunuzun okula gidiyor olması ya da vatandaş olması ya da olmaması sizin burada bu haklara sahip olmanıza imkan vermez ancak çocuğunuz 21 yaşına geldiğinde eğer Amerika vatandaşıysa size bu noktada sponsorluk yapabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 3 sene önce gitmiş olduğum VAT programından dolayı sahip olduğum bir SSL'im var. Bu SSL ile F1 vizesi alarak ABD'ye gitmiş olmam halinde çalışabilmem mümkündür Uber, Uberlift gibi işlerde diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle siz Amerika'ya Öğrenci vizesiyle geliyorsanız, herhangi bir izniniz olmadığı sürece başka bir işte çalışmanız mümkün olmayacak. Eğitim amacına geldiğiniz için eğitim amacınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Bu istisnası eğer okul içi ya da okul dışı izlerle eğer çalışabileceksiniz ancak öyle çalışabilmek mümkün olacaktır. Yoksa bahsettiğiniz iş türlerinde zaten çalışmanız mümkün olmayacaktır öğrenciyken. Ve daha önce Vat programında aldığınız sosyal güvenlik numarası tamam sizin sosyal güvenlik numaranız olacak değişmeyecek. Ama oğla izniniz yani çalışma izsiz olmadan çalışmanız mümkün olmayacaktır deyip takipçi bizim sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soruşuyor ne? Ben İzmir'de oturuyorum. Yunanistan adalarına gidip Yunanistan kapı vizesi pasportuma işlense bu Amerika'ya DS-160 formunu doldurup gitmek için bir avantaj sağlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla takipçi demek istediği nokta ABD Amerika'ya turistik başvuru yapacağım. Fakat bu başvuru yapmadan önce herhangi bir ülkeye, Avrupa ülkesine yapacağınız ziyaretin olumlu bir durumu olur mu?" diyor. Tabii ki şimdi siz eğer Avrupa girip seyahat ediyorsanız Schengen vizesiyle, o zaman bu Schengen vizesi alıyorsanız ve seyahat ettiyseniz bunun olumlu bir durumu olacaktır. Dolayısıyla Schengen vizesi alıp Avrupa'yı ziyaret ettiğiniz zaman ABD vize başvurularınızda bu siz için olumlu hale gelecektir diyebiliriz. Evet, bugünkü canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da LLC şirketim var. Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'ya turist lisesiyle turistlik amaçlı gelişkin işler problem olur mu? Yoksa ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'ya turist turistik turistlik amaçlı seyahat etmenizde bir problem yok. Sizin Amerika'da şirketinizin olmuş olması Amerika'ya seyahet edemeyeceğiz. anlamına da gelmez. Ama iş amaçlı bu saatleri yapıyorsanız, o zaman iş amaçlı giriş yaptığınızı belirtebilirsiniz. Yoksa eğer şirketiniz var ama siz turistik amaçla geliyorsanız, e, turistik amaçla geldiğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Amerika'daki şirketinizi bahsetmenizi gerektiren bir durum olmayacaktır. Eğer gezi amacıyla geliyorsanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlıya da bir takipçimizden gelen soru şu yolla: ben ve arkadaşım Amerika'da bir market tarzı bir yer açmak istiyoruz. Ama hiç yurt dışına çıkmadık. İlkokul mevzuyum. Daha önce de çalışan birisiydik. 150-200 bin TL paramız var. Amerika'da bir dükkan nasıl açıp orada nasıl yaşayabiliriz diye bu takipçimiz bize soruyor. Benim tavsiyem öncelikle Amerika dışına çıkabilecek bir durumda olmanızda fayda var. Dolayısıyla sizin öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta Amerika'ya gelebilecek belki bir turist vizesine sahip olmanız olacaktır. Dolayısıyla sizin Türkiye'deki bağlarınız ve iş hayatında olduğunuzu kanıtlayacak şeyleri, evrakları bir yere getirerek ülke dişi seyahati için Amerika'ya gelmenizde fayda vardır. Çünkü öbür türlü siz gelmeden buraya yatırım yapmaya kalkacaksınız ve vizenizi alıp da garantisi olmayabilir. Dolayısıyla tavsiyemiz öncelikle bu kadar bir bütçeniz de varsa Öncelikle ülke dışı seyahatinizi gerçekleştirmeniz ve burada memnun olacağız bir iş belirleyip ondan sonra yatırımı yapmanız olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. 8 aydır sigortalı çalışıyorum. Yunanistan ve İtalya Schengen vizem var. YouTube kanalım için şimdi Amerika'ya doğal için Gitmek istiyorum. Turist ise alba itibari ne kadardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla siz Türkiye'de çalışıyorsunuz ve bir işiniz var ve ülke dışında da seyahatler ediyorsunuz. Dolayısıyla bunlar da çok olumlu. Ve Amerika'da gel ihtimaliyle doğal zamandaki turistik amaçla başvurmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yani vizeye başvuracak bir durumda gör Zaten önünüzde zamanınız var. Başvuru yapana kadar da neredeyse bir yıla yakındır, SSK'lı bir yerde çalışmış olacaksınız. Dolayısıyla bu pozitif bir durum ve vizeyi almanızda olumlu olacağını dile getirebilirim. Ama biliyorsunuz ki Amerikan Konsolosluğu'ndaki görevlilerin bu duruma nasıl yaklaşacağına göre e, durum değişebilir. Ama şu an için diyeceğim nokta bu olacak. Dolayısıyla başvuru yapmanızda bir sakınca görünmüyor diyebiliriz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bir ailenin babası Amerika'da iltica onayı aldıktan sonra Amerika'dan aile birleştirmeye hemen başvurabilir mi Eskiden iki yıl beklemesi gerekiyordu ama şimdi değişti mi diye takipçimiz bize soruyor Şimdi kişiler burada e, sığma olayı aldıysalar ve bu sığma olayından e, iltica olayından sonra kendileri belli bir süre beklemeleri gerekiyor ve o sürenin sonucunda bahsettiğimiz bir yıllık diyelim bir süreçten sonra aile bireyleri için başvuru yapma imkanı olacaktır e, Dolayısıyla bu noktalarda süreçlerde şu da mantıklı olabilir. Bu şekilde başvuru yapmak mümkün. Ama herhangi bir takılma durumunda da ring kartını aldıktan sonra da e, aile bireyleri için, eş ve çocuklar için başvuru yapabilecektir. Dolayısıyla biliyorsunuz son dönemlerde ya içinde sisteminde değişiklikler var. Hem ülke dışındaki kişilerin kabul edilmesinde bazı değişikliklerle karşı karşıyayız. Ama bu durumda sizin e, bu kişi baba üzerinden eşine ve çocuklara başvuru yapabilme imkanı var. Bu devam eden bir haktır. Bu konuda değişen bir durum yok diyebiliriz. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Geçenli Amerika vizem var. Green Card çekilişini kazandım. Soru Green Card mülakatıma Amerika'da girmek isteyebilir miyim? Burada yapılacak en ideal şey tabii ki sizin Türkiye'den Amerika konsolosluğundan göçmenlik vizesi alıyor olmanız olacaktır. Ama eğer Amerika'dan bu başvuru yapacaksanız o zaman Amerika'da geldiğinizde burada kalıcı olabilecek bir statüde olmanız gerekecek ki buradan yeşil kartınıza geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Sorunuzun cevabı evet. Sadece bunun stratejik belirlemesi ve bir doğru da fayda vardır. O zaman geçiş yapmanızda bir engel olmayacaktır. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soru şu önüne. Türkiye'de 3 yıldır faaliyette olan bir limited şirketim var. Ortağım İranlı. Amerika E2 vizesiyle gelmek istiyoruz. Ne kadarlık bir yatırımda nasıl bir yol, yol izlememiz lazım diye takipçimiz bize soruyor. Türkiye'de bir şirketiniz var o ayrı. Burada önemli olan nokta Amerika E2 vizesi ile gelmek istiyorsanız sizin Amerika'da bir şirket kuruluşu yapmanız gerekecek. Bu şirkete yatırım yapmanız gerekecek ve buradaki şirketin çalışmaları başladıktan sonra da E2 vizesi için başvuru hakkınız doğacaktır. Belki eğer sizin Amerika'ya herhangi bir turist vizeniz yoksa öncelikle bu turist vize durumunuzu halledip Amerika'da nasıl bir yatırım yapacağınızı öncelikle dikkat etmenizde fayda var derim ve ondan sonra da yatırım vizesi çalışmasını yapmanız çok daha rahat olacaktır diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Schengen vizesi aldım ama Avrupa'ya gitmedim. Amerika vizesi başvuruda bu konu gündeme gelir mi ve başvuru bu olumsuz etkiler mi itibari var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin bir ülkeye vize aldıysanız ve planlarınız değiştiyse ve gitmediyseniz herhangi bir problem yaratacak bir durum yok. Ama siz Schengen vizeniz varsa ve hala seyahat edebiliyorsanız bir Avrupa seyahati yapmanız aslında sizin bu Amerika Turistesi başvurunuzda size soracakları hiç başka ülkeleri ziyaret ettiniz bir noktasında Avrupa ülkesini belirtmeniz sizi için olumlu bir durum olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir vizesi hala değerlendirme durumunuz varsa ve seyahat edebilme durumunuz varsa bu şekilde yalaşmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. E bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu: yönde. Üniversite mezunuyum. Eflat ile ABD'ye gitmem halinde orada kendime sponsor bulup bize bir h 1 çevirme işlemini yapma mümkün mü? Ya da F1 ile gelip çalışabileceği bir vize türüne geçme hangi şartlarında ne kadar mümkündür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada bahsettiğimiz iki durumda mümkün. Yani siz Amerika F1 vizesiyle gelip burada bulunduğu süreçte H1B vizesinde sponsor olacak bir firma olursa, bu firma size sponsor olduğunda F1'den F1 vizesinden H1B vizesine geçmek mümkün olacaktır. Ya da şöyle söyleyebiliriz, önemli olan bu iş yerini buluyor olmanız ve sponsor oluyor olmanız ve h 1 olay alıyor olmanız olacaktır. Bu sayede stadyum değişikliğini yapmanız mümkün olacaktır. Onun dışında da eğer F1 sürecinde de çalışabilme durumundan bahsediyorsanız, genelde okulun sizi kampüs için çalışmasına izin vermesi ya da okul eğitimi sonrası bir OPT hakkınızda olacaksa OPT ile de çalışma imkanı da, sahip olabilirsiniz deyip takipçimizi sorusunu cevaplamış olalım. Evet Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim vergi borcum var. Önümüzdeki ay turist vizesi e, mülakatım var. Vize almamda sorun olur mu? Vergi borcum çok değil. Uzun zamandır ödemediğim için aracımın üzerine haciz gelmiş durumda diye takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Türkiye'deki bu tarz vergi borcuya da özel borçlarınız... Çok Amerikan konsolosluğunun bakacağı da ilgileneceği bir alan olmayacak. Dolayısıyla önemli olan tabii Türkiye'deki bağlarınızı gösterme noktasında yeterli gelirleriniz var mı? Bağlarınız var mı? Önemli olacak. Yoksa sizin e, herhangi bir vergi borcunuz var mı yok mu? Ya da haciz var mı tarzda durumlara ilgilenmeyecekler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir genç arkadaşımızdan gelen soru şu önde. Ben Suriyeli öğrenciyim. Türkiye'de okuyorum. Lise 2'yi bitirdim. Amerika'ya nasıl gelebilirim diye. Bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii yaşınız daha çok genç. Yani Amerika'ya gelmek için turist vizesi başvuruları yapabilirsiniz. Tabii bu turist vizesi başvuruları yaptığınızda beraber olan Amerikan konsulttaki görevlinin sizin buraya geliş amacınıza ve vizeyi verip vermeyeceği noktasında yeterli görülmesi ve tatmin olması gerekiyor. Tabii zor bir durum olabilir ama turist ile deneyerek buraya gelme da bakabilirsin. Ya da biraz daha yaşını ilerledikten sonra hemen, çok daha faydalı olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen sorusu şu yönde. Amerika'dayken turist vizesinden O1 vizesine geçiş yaptıktan sonra Türkiye'ye gidiş gelişlerimiz problem olur mu? Ne yapmamız gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da bulunduğunuz süreçte oval vizesine geçmiş olmuş olmanız, statünüzü değiştirmiş olmanız, sizin e, ülke dışında gittiğinizde Amerika konsolosluğunda OVA vizesini aldıktan sonra giriş gelişlerinizde herhangi bir problem yaratmayacaktır. Önemli olan nokta burada OVAN statüsüne geçtikten sonra ülke dışına çıktığınızda da Amerikan konsolosluğunda bu vize görüşmesine girip OVA vizenizi pasaportunuza vurdurmanız olacaktır. Bu sayede ABD'ye giriş çıkışlarda Herhangi bir problem yaşama durumunuz olmayacağını söyleyebilirim. Ama tabii ki var olan vizelerinizin durumlarınızı ihlal etmemeniz ve bu noktaya dikkatli etmenizde fayda var diyebilirim. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde: Başkan Donald Trump'ın Green Card çekilişi için yeni çıkaracağı yasa hakkında son gelişmeler nelerdir? Ayrıca bu yasa çıkarsa 2020 Green Card kazanaları etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Şu an için çekilişten Green Card'la ilgili İptal ile ilgili bir durum söz konusu değil. Ama tabi bu noktada gerekli yasa değişiklikleri yapılıp bu kaldırılırsa o zaman tabi ki kaldırıldıktan sonra bu hak ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla şöyle görmeniz lazım. Eğer böyle bir durum iptal edildiğinde ve kişi de hala Green Card'ı almamışsa büyük bir ihtimalle Green Card'a geçmesi mümkün olmayacaktır. Ama tabii ki şu an görünürde böyle bir yasanın geçme durumu beklenmiyor ve dolayısıyla sonrasında ne olacağını da hep beraber bekleyip göreceğiz. Herhangi bir gelişme olursa biz de bunu sizinle paylaşıyor olacağız. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika ile Türkiye arasındaki siyasi krizler E2 yatırımcı vizesini olumsuz yönde etkileme şansı olabilir mi? Sizin fikirlerinizi Alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki iki ülke arasında yaşanan krizler maalesef vize durumunu etkiler durumda. Dolayısıyla biliyorsunuz iki yıl önce bu konuda yaşanan bir siyasi kriz maalesef vizeleri azki almaya yol açtı geçici de olsa ve sorunlar yarattırdı. Dolayısıyla bu tip durumların olma ihtimali olabilir. Ama tabii ki. Yaşanan siyasi krizin vizeleri iptal ya da vizeleri durduracak seviyeye ulaşıp ulaşmadığını görmek gerekecektir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı da bir takipçimizden gelen soru da şu yönde: Cevam vizesiyle gelip Eşvabiy vizesine geçiş mümkün mü? Bir de benim Amerika'daki bankada 144 dolarlık bir overdraft borcum var. Bu vize durumu etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya Cevam vizesiyle gelip ve burada bulunduğu yasal süre içinde eğer eşvan bir başvurusu yapılırsa ve olay alırsanız statü de geçmeniz mümkün olacaktır. Önemli olan bu statü değişikliğine geçerken alt statünün devam ediyor olması olacaktır. Sizin Amerika'daki bir bankaya olan borcunuz ya da hesabınızın negatifte olması, ekside olması size vize durumunuzu olumsuz etkilemez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Türkiye'de okuyorum. Kendim yabancı uyrukluyum. Türkiye'den öğrenci vizesi alıp Amerika'ya gidebilir miyim? Yaşım 28 ve yaş engeli var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şu var, sizin Türkiye'de oturumunuzda olması ya da yaşıyor olmanız e, oradaki Amerikan Konsolosluğu üzerinden Amerika'ya öğrenci vizesi başvurusu yapmanıza engel değil. Bu başvuru yapabilirsiniz. Öğrenci vizesine başvuru yapabilirsiniz. Önemli olan tabii bunun kabul edilmesi vizenizin. Ve yaşınızın 28 olması belli bir yaş sınırlaması yok ama Tabii ki konsolosluk sizin Amerika'ya gelip ve geri dönebilme noktasındaki olan durumunuza inanma noktasına bakabilir. Dolayısıyla bir yaşa geliyor yok ama yaşı baz alarak ve sizin geri dönüp dönmemenize dikkat ederek buradan adım atarak size vize verip verme bir durumunu değerlendirmeye alabilir diyoruz. Ve dolayısıyla bu şekilde bugünkü canlı sorularımızı burada durduracağım.